I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. You have a thousand eyes that never fall asleep. Hi guys, welcome back to the show. Korkma korkma, İngilizce yapmayacağım. Hep böyle İngilizce bir giriş yapmak istedim ama... Sırt çantam var. Ne yapıyorum bugün? Bugün Türkiye'ye uçuyorum arkadaşlar. Korona zamanında Almanya'dan Türkiye'ye uçacağım. Yurt dışından Türkiye'ye uçmak korona zamanında. Almanya'nın dediğine göre Türkiye riskli ülkeler statüsündeymiş ve bunun bazı sonuçları oluyor. Eğer Türkiye'ye uçmak istiyorsanız şayet. Türkiye'ye uçtunuz, güzel, bir yasak yok. Türkiye'den döndüğünüzde eğer elinizde 48 saat öncesine ait herhangi bir korona testi yoksa negatif, sizi karantinaya gönderiyorlar evinizde. Yaklaşık 2 hafta boyunca hiçbir şey yapamıyorsunuz. Arkadaşlarınız size muhtemelen yemek getirecek ya da işte dışarıdan sipariş edeceksiniz. 2 haftada evden çıkmamak gerçekten insana koyar muhtemelen. Korona zamanında alıştık belki biraz ama sonuçta yine alışverişimize falan çıkıyorduk maskemizi takıp. Bunda o da olmayacak muhtemelen. O yüzden Türkiye'den buraya dönerken bir şekilde korona testi yaptırmam lazım. Bakalım nasıl olacak, hiç bilmiyorum. Bu sene bir plan yapmamıştım aslında tatil amaçlı. Bu sene muhtemelen işte burada kalacaktım. Belki yakında birkaç ülkeye gezmek istiyordum. Türkiye biraz zor olacak yani tatil açısından. Ya gittiğim bölge işte, ben Muğla'da yaşıyorum. Orada hani denize menize de gireriz aslında. Yani tam güzel yerde yaşıyorum tatil yapmak amaçlı ama 25-27 yaşına kadar zaten oradaydım. Denizi, kumu zaten çok iyi tanıyorum. Daha farklı kültürler ve daha farklı medeniyetler tanımak istediğim için bu sene biraz Avrupa içinde gezmek istedim ve korona çıkınca zaten onların hepsi iptal oldu. Yani aslında fena da olmadı. Hem aile ziyareti hem denize menize girerim. Güzel olur. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Uçağı kaçıracağım yoksa. Hadi görüşürüz. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. Arkadaşlar şu an Frankfurt Havalimanı'ndayız. Yengemle uçacağız. İkimiz de maskeliyiz. Herkes maskeli. Birazdan free shoplara gideceğiz. Orada tekrar belki biraz video çekelim. Sonunda Dalaman Havalimanı'nın iniş yaptık. Bundan sonra pasaport kontrolü var. Korona'ya diyorum bir teşekkür borçluyuz. Tuvaletler temiz, dezenfektör şeyler hepsi dolu. Evet, kağıtlarımız doğru. Dolu. Evet, şimdi giriş yapacağız arkadaşlar. Yengem de. Sosyal mesafeyi koruyor. Yengemin kulakları iyi duymuyor şu an basınçtan. Benim fena değil. Ben kulağımda kulaklık vardı. O beni engelledi. Giriş de yaptık mı Türkiye'deyiz. Nothing could prepare me for your style. The way your laughter seemed to go for miles and miles. You have a thousand eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. Evet, yaklaşık 4 gündür Dalaman'dayım. Ortam güzel. Ben dikkat ettiğim kadarıyla Almanya'yı aratmıyor işte güvenlik olarak. Almanya'yı aratmıyor değil, Almanya'dan daha fazla önlemler var. Hava çok güzel, sıcak. Korona ile ilgili burada önlemler çok çok iyi. İnsanlar maske takıyor. Dükkanlara, alışveriş merkezlerine girerken maske mecburiyeti var. İnsanlar yine mesafelerine dikkat ediyor. Birkaç tane komik olay gördüm ama o Almanya'da da oluyor, ne yalan söyleyeyim. Ama herkes maskesini takıyor. Biraz abartıyorlar. Sokakta da maske takıyorlar. Yani ama şey, yani bayağı dikkat ediyor insanlar. Korkmuşlar belli ki. Bu arada kameranın arkasında abim Metin Aktaş var. Bana yardımcı oluyor. Çünkü şu an sahildeyiz. Kamerayı böyle ayarlayamadım. Umarım arkada güzel videolar dönüyordur diyelim.
Videonun şu andan itibaren olan kısmı Türkiye'de geçmiyor. Ben döndüm ve şu an aslında videoyu kesiyorum. Fakat bayağı eksik materyal olduğunu fark ettim. Uçak yolculuğu sırasında bayağı video materyali vardı aslında elimde. Fakat hepsi güme gitti. Çünkü uçak motoru acayip gürültülüymüş. Çok aşırı bir background gürültüsü geliyor. Yani sesim tamamen güme gitmiş. O yüzden hepsi çöp. Şu an çekme sebebim de kısacası dönüş yolculuğundan bahsetmek. Tam döneceğim gün yani cumartesi Almanya yeni bir kanun tasarısı çıkarttı. Ve havalimanlarında bedava korona testi uygulaması başlattı. İşte Frankfurt Havalimanı'na indim. Korona testi oldum. Ve daha sonrasında 24 saat içinde de sonuç geldi elime. Negatif çıktı. Yani her şey bir şekilde halloldu. Ve hayatıma güzel bir şekilde devam etmeye çalıştım. Fakat ben aslında Türkiye'ye tatil amaçlı gitmemiştim. Annem bir sakatlık geçirdi, kalçasını kırdı. O maçta gitmiştim, onu ziyaret amaçlı. Biraz moral olsun işte, biraz onunla ilgili zaman geçireyim. Döndükten sonra işte 2 hafta içinde tarihsiz bir haber aldık. Hayat maalesef istediğiniz gibi gitmiyor. Annem dediğim gibi kalçasını kırmıştı ve buna nazaran işte bir pıhtı atması dedikleri olay var. Yalnız bu yağ pıhtısıymış. Yağ pıhtısından dolayı organ yetmezliğine dönüştü ve işte vefat etti kendisi. 2 hafta boyunca onunla çok fazla zaman geçirme şansı elde ettim. Yani aslında hiç gitmek istemiyordum videonun başında bahsettiğim gibi ama gitmeseydim şahsen bir daha göremeyecekmişim. Ve yani bayağı vicdan azabı duyardım muhtemelen. Diğer taraftan tabii ki vefatı çok üzücü bir olay. Yani insanın annesinin ölmesi inanılmaz üzücü bir şey. Ama çok fazla kişisel yapmak istemiyorum. Yani çok kişisel bir mevzu. Çok yani o yüzden. Onun dışında işte video ekipmanlarımı geliştiriyorum yavaş yavaş. Şu an full format bir kamerayla bu videoyu çekiyorum. Son kısmını. Bir tane softbox'um var bu tarafta. Bir de işte LED panelim var yukarıda ufak. Yani ışık kısmında pek sıkıntım yok gibi diyebilirim şu an. Nikon Z6 ile ilgili bir video çekmek istiyorum. İnceleme videosu. Çünkü gerçekten güzel bir alet. Kullanılması basit. Otofokusu rahat. Yani önceden kullandığım kameraya oranla gerçekten çok üstün bir alet. Şu ana kadar kullandığım performansına bakılırsa çok memnunum. Kısacası hani bir spoiler vereyim. Çok memnunum. Ama yani bir inceleme videosu yapacağım. Tabii ki eksik kısımları var. Yani perfect bir kamera bence hiçbir zaman yok. Eksik kısımlarına da videoda değinirim. Diyelim ve videoyu kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.